Sevgili izleyiciler, Almanya Sosyal Yardım Derneği'nin tüm emeklilere 3000 euro tutarında bir enflasyon telafi primi ödenmesi yönündeki başvurusu Federal Meclis'in Dilekçe Komisyonu'na sunuldu. Şimdi detaylardan bahsedeceğiz. Son 2 yılda enflasyon inanılmaz seviyelere ulaştı Almanya'da da. Vatandaşlar yüksek enflasyon oranından olumsuz etkilendi doğal olarak. Bu noktada birçok çalışana, iş sahipleri enflasyon telafi primi verdi. Özellikle kamu sektöründe çalışanlar ve memurlar bu primden yararlandı. Telafi primi almayan tek grupsa emekliler oldu. Şimdi ise Almanya Sosyal Yardım Derneği emekliler için 3000 Euro'luk bir enflasyon telafi primi sağlanması yönünde direkçe sundu. Dernek söz konusu primin tüm emeklilere ödenmesi gerektiğini savunuyor. Öte yandan dilekçenin ancak birçok vatandaş tarafından desteklendiğinde etkili olabileceği ifade edildi. Bu nedenle vatandaşlara dilekçe imzalama çağrısında bulunuldu. İmzalama işleminin çevrim içi olarak da mümkün hale gelmesi planlanıyor. Ancak milyonlarca vatandaşın imzalaması durumunda dahi dilekçenin istenen etkiyi yapıp yapmayacağı belirsizliğini şu anlık koruyor. Uzmanlar federal hükümetin böyle bir ödeme için yeterli paraya sahip olmadığını vurguluyor. Ülkede yaklaşık 21 milyon emekli bulunurken hükümetin böyle bir durumda söz konusu primler için 63 milyar euro bütçe ayırması gerekecek. Almanya'da emeklilerin maaşları son 2 yılda da zamlanırken 1 Temmuz 2024'te tekrar artırılacak. Ancak bu maaş artışları enflasyon telafi primiyle kıyaslanamaz derecede düşük kalıyor. Onaylanan %4,57'lik emekli maaş artışının son yıllarda enflasyona bağlı olarak artan maliyetleri telafi etmek için yeterli olmadığı da ifade ediliyor. Bu da ülkede tartışma konusu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.